CHP Milletvekili Namık Avutçan'ın İl Genel Meclisi CHP Grup Odası'nda düzenlediği basın toplantısında İl Başkanı Sıtkı Gider, İl Genel Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Ahmet Göçmez ve CHP'li üyeler hazır bulundu. Milletvekili Avutça basın toplantısında ilk olarak Balıkesir'in Türkiye bütçesinden hak ettiği payı alamadığını söyledi. Ürettiği artı değerlerle, ortaya koyduğu KDV ile yarattığı ekonomik potansiyeli, Türkiye'nin tarım hayvancılık başkenti olarak geçiyor. Türkiye'nin süt üretiminde birinci ili, et üretiminde ilk 2-3'ün içerisinde. Turizm potansiyeli Türkiye'nin en güçlü potansiyeline sahip. Ama ne yazık ki Türkiye genel bütçesinde hak ettiği yatırımı alamayan. Rakamlara baktığımızda Balıkesir İl Genel Meclisi'nin son 5 yıldaki İl Genel Meclisi bütçesinin hala 55 trilyon, 55, 60 hep aynı çizgiyle gidiyor. Havuççu basın toplantısında Türkiye'nin en büyük sorununun terör olduğunu söyledi. Milletvekili Havuççu, Türkiye'de terörü sona erdirmenin yolu siyasi partilerin hepsinin ortak bir anlayış geliştirmesidir dedi. Şu anda Türkiye'nin en önemli sorunu terör. Biliyorsunuz son 2002 yılında AKP iktidarı Türkiye'de iktidar olduğunda sıfır terörle neredeyse ülkede iktidarı devraldı. Geldiğimiz nokta tam bir Türkiye'de kan, kaos, gözyaşı. Biliyorsunuz Türkiye'de açılım politikalarıyla başladığı ve yazarlarla, sanatçılarla, sinemacılarla, edebiyatçılarla yapılan toplantılarda açılım diye başladığından açılımın ne olduğunu ne Türk halkı anlayabildi ne de hiç kimse anlayabildi. Ne de biz anlayabildik. Oysa tablo son bir ayda 45 şehit, sadece Ramazan ayında 20'nin üzerinde şehit verdik değerli arkadaşlar. Geçmişte yapılan hatalı siyasi çizgilerinden gereken dersler çıkarılarak Türkiye'yi eğer biz barışla, Türkiye'yi insan haklarıyla, Türkiye'yi demokrasiyle bir araya getireceksek bunun yolu Türkiye'deki bütün siyasi partileri ve buna katkı sunacak insanları kabul edilir bir çizgide aynı masanın etrafında toplamak gerekiyor. Buna uygun bir demokrasi anlayışı benimsemek gerekiyor. Ama acıyla ben üzüntüyle izliyorum ki Türkiye'de ana muhalefet partisi, bu ülkenin kurucu partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana muhalefet partisi liderini Sayın Başbakan benim temiz anlama senin kirli dudaklarını değdirtmem diyerek bu ülkede hiçbir demokrasi anlayışına sığmayan çok sır bir ifadeyle suçlamada bulunuyor.